Merhabalar arkadaşlar. Futbol Menajer 2019'da yeni başladığımız video konsepti olan 10 sezonluk macera ee, videomuzun bugünkü konu Galatasaray'ın çok büyük beklentilerde olduğu Genç Yıldız adayı Mustafa Kapa olacak. Mustafa Kapa'nın FM 2019'daki 10 sezonluk, 10 sezonluk kariyer macerasına bakacağız. Mevcut yetenek, potansiyel yetenek rakamlarına, 10 servis bedelini aldığı maaşa ve sezon içi verilerine belki de Galatasaray'dan başka bir takıma transfer oldu ona bakacağız. E, parantez açıyorum şunu söylüyorum. Mevcut ya potansiyel yetenek rakamları... Futbol Manager 2020 database'inde beklenen tahmini rakamlar. Artı 5 olur, eksi 5 olur. E, az bir oynama olacaktır. Tamamıyla yabancı bir resmi resmi site demeyelim ama FM 2019 sitesinin yamasından alınan rakamlardır. Onu belirtelim. Evet ilk önce şöyle bir başlangıç profiline bakalım. 16 yaşında 43.000 euro bir piyasa bedeli var ve senelik 5.750 Euro kazanıyor. Bir orta saha merkez oyuncusu aynı zamanda ofansif orta sahada da oynadığını görüyoruz 10 numara mevkinde. Hatta arkadaşlar zayıf da olsa sol kanatta ve sağ kanatta da oynama imkanı sunuyor profil bize. E baktığımız zaman etkili özelliklerine bakalım. Bit teknikte bitiricilik 11, ilk kontrol 12, pas 11, teknik 12, zihinselde kararlılık 12, özel yetenek 11, soğukkanlılık 11, vizyon 11 ve özel yetenek 11. Fizikselde ise hız 10, hızlanma 12 ve vücut zindeliği 11. Şunu söylemekte fayda var. Bazı rakamları çok düşük. Özellikle fiziksel anlamda düşük bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar Mustafa Kapı'nın. Ki günümüzde de izlediğimiz kadarıyla böyle. Ben Galatasaray'ın altyapı maçlarında izlemeye çalışıyorum. Tekniğiyle ön plana çıkacaktır Mustafa Kapı. Önümüzdeki yıllarda öyle çok fiziksel mücadeleye girip çata çat... Top kapmasını beklememek lazım Mustafa Kapı. Oyun aklıyla iyi bir futbolcu olmaya çalışacaktır Galatasaray adına. Evet temel mevcut yetenek rakamlarımıza bakalım. Başlangıç rakamlarımıza. Mevcut yetenek 65. Potansiyel yetenek 153 arkadaşlar. Muhteşem bir gelişim potansiyeli sunuyor FM editör rakamları bize. Bakalım 10. sezon sonunda ya da 10. sezondan önce de olabilir. Bu potansiyel yetenek rakamına ulaşabilecek mi bu macerada Mustafa Kapı. Evet hemen başlayalım isterseniz birinci sezon macerasından. işte karşınızda Mustafa Kapı'nın futbol Manager 2019'da birinci sezon macerası Evet arkadaşlar ilk sezondayız. İlk sezonda Galatasaray'ın az takımda sadece bir kez sonradan oyuna girdiğini görüyoruz Mustafa. Kapının 6.50 oyuncu puan ortalaması yakalamış. A2 takımında ise 37 maçı ilk 11, 11 maç yedek olmak üzere 48 maça çık. 6 gol, 9 asist, 2 kez maçın adamı. %67 pas isabeti, %53 şut isabetiyle 6.95 oyuncu puan ortalaması yakalamış Mustafa Kapı. Tabi daha erken Galatasaray'ın az kadrosu için. Şöyle bir bakalım piyasa bileli. ...57.000 Euro'ya çıkarken senelikte 7.250 Euro kazanmaya başlamış sözleşmeyi yenildiğini görüyoruz. Profilinde de artış olduğunu seziyorum. Teknik anlamda zihinsel ve fiziksel olarak hatta güçü, güç, güç rakamını birden 3'e kadar çıkartmış artış var profilinde. Hemen mevcut yetenek rakamlarına bakalım. Şöyle bir ne kadar artış var, ne kadar artış olmuş... 89'a çıkmış arkadaşlar. evet 65'ti 89'a çıkmış. Bir sene içinde 24 puanlık bir artış yapmış ki. Çok ciddi bir artış. Çok ciddi bir artış. Evet iyi başladık en azından Mustafa Kapı'nın e, mevcut yetenek rakamında kariyerine diyebiliriz. Evet ilk sezonda Galatasaray'ın az kadrosu için zaten yeterli bir profil olmadığını söylemek mümkün. Ama gelişimi tatmin edici diyebiliriz. Şimdi ikinci sezona giriyoruz. Bakalım bu gelişimi sürdürebilmiş mi? Galatasaray'ın az kadrosunda e, en azından daha fazla forma şansı bulabilir mi ya da başka mı bir takıma kiralanmış mı ona bakacağız. İşte Gustafa Kapının Futbol Manager 2019'da ikinci sezon macerası. Evet ikinci sezondayız. Bu sefer daha fazla maça oynadığını görüyoruz. Galatasaray'ın az takımında 3 kez ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giyip 1 gol 2 asist yapmış arkadaşlar. 2.57 top kapma ortalaması %73 pas isabeti ve %43 isabeti ortalamasıyla 6.64 oyuncu puanı ortalaması yakalamış Mustafa Kapı. Maç sayısını arttırması önemli diyebiliriz. Süper Lig'de 6 maç ikisi ilk 11 olmak üzere 6.45 oyuncu puanı ortalaması. Kupada ise bir kez ilk 11'de olmak üzere 4 maçta 1 gol 2 asist 7 30 oyuncu puan ortalaması yakalamış ve Türkiye Kupası'ndaki oyuncu puan ortalamasının gayet iyi, hatta çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Ligdeki oyuncu puan ortalaması ise vasatın bile altında demek doğru olur. Ama daha ilk senesi yavaş yavaş ısındığını göz ardı etmeyelim. E bakalım 165 bin euroya çıkmış piyasa bedeli ve maaşı da 8250 euro olmuş arkadaşlar. Hem maaşında hem de piyasa bedelinde ciddi bir artış var. Profilinde de artışını sürdürmüş. Teknik 15, pas 14, ilk kontrol 14 olduğunu görüyoruz. Vizyon 14, özel yetenek 12, soğukkanlılık 13, Hız 13, hızlanma 15 etkili rakamları. Yani şu profiline bile baktığımız zaman e, videonun başında da dediğim gibi teknik anlamıyla e, iyi bir oyuncu beklentimiz var Mustafa Kapıdan arkadaşlar. Yani şu anki gelişimi de fiziksel anlamda çok sert bir gelişim sağlayamıyor. Fizik, fizik olarak buna elverişli değil zaten. Bunu söylemekte fayda var. Hemen bakalım FM Etörü rakamlarına bir çıkış yakalamış. Çünkü 106'ya çıkmış. Evet 106'ya çıkmış. Mevcut yetenek rakamı 89'du. 106'ya çıktığını görüyoruz. Gayet iyi bir gelişim söz konusu yine. Potansiyel yeteneğiyle arasında yine hala ciddi bir gelişim potansiyeli olduğunu görüyoruz. 47 puanlık bir fark var. Bakalım önümüzdeki senelerde bu farkı kapatabilecek mi? Mustafa Kapı ilk sezona göre maç sayısı artmış. Bon servis bedeli artmış, maaş artmış ve mevcut yeteneğin arttığını görüyoruz. İstikrarını devam ettirebilip ettiremeyeceğini birazdan yine anlayacağız. Evet 3. sezonuna gidiyoruz Mustafa Kapı'nın arkadaşlar. İşte karşınızda Futbol Menajer 2019'da Mustafa Kapı'nın 3. sezon macerası. Evet 3. sezondayız. Toplam 35 maç Galatasaray'da A takımda arkadaşlar. 18 ilk 11 olmak üzere 17 17'de daha sonradan oyuna girmiş. 35 maç çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ciddi arttırmış maç sayısını. 4 asist yapmış. 1.89 top kapma ortalaması. %72 pas ve %35 şut isabeti ortalamasıyla 6.73 oyuncu puan ortalaması yapı yakalamış. Oyuncu puan ortalamasına baktığımız zaman e, ortalama diyebiliriz. Kötü değil ama iyi de değil. Ortalama bir sezonu geride bırakmış. Mustafa Kapı oynadığı maçlarda ligde süper ligde 24 maç 12'si ilk 11 olmak üzere. 2 asist 6.79 hiç fena değil bence. E, bu genç yaşına rağmen oyuncu ortalama puanı. Kupada 8 maç 5 ilk 11 olmak üzere 2 asist, 6.69 oyuncu puan ortalaması ve uluslararası maçlarda da 3 kez forma giymiş. Avrupa'da da oynamış bir ilk 11 olmak üzere 6.50 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Mustafa Kapı milli olmamış arkadaşlar hala. Bir profiline yine bakalım. Piyasa bedeli 2,5 milyon euro yükselmiş durumda ciddi bir artış söz konusu ve maaşında da 495 bin euroya çıkartmış. Yine yükseliş var 3. sezonda Mustafa Kapı'nın kariyerinde. E, baktığımız zaman arkadaşlar profilde de yükseliş var. Profilde de özellikle fiziksel ve zihinsel anlamda yükseliş dikkat çekici diyebiliriz. Şöyle bir bakalım FM Editor rakamlarına isterseniz hemen FM Editor rakamlarına. 123'e kadar gelmiş. Evet gelişim sürüyor arkadaşlar. 3. sezonda da mevcut yetenek 123'e kadar geliştiğini görüyoruz. Oldukça iyi bir gelişimi var. İlk 3 sene içinde Mustafa Kapı'nın FM 2019 kariyerinde hala potansiyel yeteneklerde arada 30 puanlık fark var. Bakalım geride kalan sezonlarda potansiyel yeteneğiyle tam anlamıyla ulaşabilecek mi? Evet 3. sezonda maç sayısı artmış, bon servisi artmış, maaşı artmış ve mevcut yetenek rakamı artmış. Özellikle artarak yani istikrarına çıkışını sürdürüyor Mustafa Kapı. Bakalım 4. sezonda yani 20 yaşında neler yapmış FM 2019'da oraya gidiyoruz. İşte Mustafa Kapı'nın Futbol Menajeri 2019'da 4. sezon macerası. Evet dördüncü sezonda maç sayısında azalma var arkadaşlar. 31 maç üçüncü sezona göre 9 ilk 11'de olmak üzere 22'de yedekten oyuna dahil olmuş. Bir gol iki asist yapmış Galatasaray az takımında. Maç başına 1.67 top kapma oranı %73 pas isabeti ve %37 şut isabeti ortalamalarıyla bitirmiş sezonu ve 6.66 ortalama puanını yakalamış. 6.66 oyuncu puanı ortalamasının kötü olduğunu söyleyebilir. Yani vasatın altında 1 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Süper Lig'de 23 maç 8 ilk 11 olmak üzere 1 gol, 1 asist 6.65 oyuncu puan ortalaması. Türkiye Kupası'nda 4 kez yedekten girip 6.87. Uluslararası maçlarda 1 ilk 11 olmak üzere 4 maçta 6.45 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Mustafa Kapı oyuncu ortalama puanını ve beğenmediğimi söylemekte fayda var. Profiline bakalım. 5.75 milyon euroya gelen bir piyasa bedeli ve maaşı da 520 bin euro olmuş. Burada çıkış devam etmiş. Hem piyasa bedelinde hem de maaşında. Baktığımız zaman teknik 16, pas 15, ilk kontrol 15. Evet pasör özelliğindeki artış dikkat çekici. Hızlanma 16 olmuş, hız 14 olmuş. Yine profilde gelişim var arkadaşlar ama fiziksel anlamda güç dayanıklılık ve zihinsel anlamda bazı noktalarda eksiklikler var ama teknik yönü gerçekten çok güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz Mustafa Kapı'nın bu yaşında. Bakalım FM Editor rakamlarına hemen FM Editor rakamları neler olmuş 129'a çıkmış. Çok ciddi bir yükseliş yok 4. sezonda diğer 3 sezona nazaran ama yine de yükselişini sürdürmüş. Mevcut yetenek 129'a çıkmış 4. sezonda Mustafa Kapı'nın arkadaşlar. Bakalım bu çıkışı sürdürebilecek mi? E şimdi ne oldu 4. sezonda? Maç sayısı azaldığını gördük. Oyuncu ortalama puanının azaldığını gördük. Piyasa bedeli ve maaşı artmış. Mevcut yetenek rakamında yine artırmayı başarmış Mustafa Kapı 4. sezonda. Evet 5. sezona gidiyoruz. Bakalım 5. sezonda neler yapmış Mustafa Kapı arkadaşlar? Onu göreceğiz daha çok farkıyla başka bir takıma transfer olduğu bilemiyorum. Piyasa bilindeki artış dikkat çekici çünkü işte Mustafa Kapı'nın Futbol Menajer 2019'da 5. sezon macerası. Evet 5. sezondayız. Toplam 41 maç. Evet 33 ilk 11. En çok ilk 11'de Galatasaray az takımıyla forma giydiği sezona gelmiş durumdayız 5. sezonda. 5 gol 9 asist. Evet 33 kez ilk 11'de çıktığı müsabakalarda 14 gole katkı güzel bir rakam arkadaşlar. Maç başı 1.48 top kapma oranı %75 pas %32 şut isabeti ve 6.63 oyuncu puan ortalaması. Evet maç sayısı güzel. skora katkısı güzel ama oyuncu ortalama puanı biraz kötü kalmış durumda. tabii bu Galatasaray'ın geçirdiği sezonla da alakalı olabilir. Ama en azından az takım oyuncusu olduğunu ve skorer bir kimliğe büründüğünü söyleyebiliriz. 5. sezonda Mustafa Kapı'nın ligde 28 maç 23 ilk Olmak üzere 4 gol, 7 asist, %75 pas, %29 şut isabet ortalaması, 6.66 oyuncu puan ortalaması. Türkiye kupasında 5 maç, 4 ilk 11 olmak üzere 1 asist yapmış, %74 pas isabeti, %50 şut isabeti ve 6.54 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda da forma giymeye başlamış. 8 karşılaşmada 6 ilk 11 olmak üzere 1 gol, 1 asist ve 6.57 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Yani maç sayıları ve skorerlik anlamında güzel. Pas isabet rakamları ortalaması fena değil ama oyuncu ortalama puanı kötü. Tabii Tabi takımın geçirdiği sezonla da alakalı olabilir bu. Bakalım profiline 5 milyon euro piyasa bedeli senelik 1.11 milyon euro kazanmaya başlamış. Piyasa bedelinde ufak bir düşüş söz konusu ama aynı zamanda defansif orta saha mevkiinde de oynama ihtimalinin arttığını görüyoruz. 5. sezonda profiline bakalım arkadaşlar. Profilde yine bir artış söz konusu. E, pas 16, e, teknik 16, pas 16 ve ilk kontrol 15. Gerçekten teknik yönü çok güçlü. Hatta fiziksel olarak da güç güç dışında dayanıklılığın 11'e geldiğini görüyoruz. Mustafa Kapı'nın süper. Harika bir gelişimi var 5. sezonda da. Bir bakalım FM Editör rakamlarına. 139'a gelmiş arkadaşlar. Mevcut yetenek 139. Potansiyel yetenek 153'e gelmiş. Ve hala da gelişim potansiyelini olduğunu söylüyor FM, FM Editör rakamları. 5. sezon sonunda bize. Evet burada maç sayısının arttığını, skorer yönünün arttığını gördük. Onca ortalama puanı çok tatmin edici olmasa da FM Editör'de mevcut yetenek rakamında arttığını gördük. Sadece piyasa bedelinde ufak bir düşüş var 5. sezonda arkadaşlar. Evet 6. sezona gidiyoruz. Bakalım e, bu forma yani Galatasaray'da ya da başka bir takımda ilk 11'de oynama süresini arttırmış mı azalmış mı ona bakacağız ya da gelişimi devam ediyor mu Mustafa Kapı'nın. İşte Mustafa Kapı'nın futbol menajeri 2019'da 6. sezon macerası. Evet 6. sezonda toplam 51 maç. 49'u ilk 11 olmak üzere artık az takımın eee ilk 11'ini yani az takımın değişilmez oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. 3 gol, 8 asist, 11 go gole katkı gayet iyi bir rakam. 5 sarı kart, 2.08 top kapma oranı maç başına. Evet, top kapma oranı bir orta sauncusuna göre düşük olabilir arkadaşlar ama dediğimiz gibi Mustafa Kapı sertliğiyle ön plana çıkacak bir oyuncu değil, tekniğiyle ön plana çıkacak bir oyuncu. oyuncu ileriki yıllarda %75 pas, 7 %77 pas hesabı oranı, %31 şu isabet oranı ortalaması ve 6.74 oyuncu puan ortalaması maç sayısını arttırdığını ve oyuncu ortalama puanının 5. sezona göre bir tık üzeri çıktığını söyleyebiliriz ama çok iyi değil oyuncu puanı ortalaması. Kötü de değil. Ortalama bir sezonu geride bırakmış 6. sezonda Mustafa Kapı. Ligde 33 maç 31 ilk 11 olmak üzere 2 gol 5 asist 3 sarı kart 6.75 oyuncu puan ortalaması. Kupada 8 maçta 1 gol atmış 6.76 uluslararası maçlarda 10 karşılaşmada ilk 11'de çıktı 10 maçta 6.70 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Yani 6. sezonda az takım oyuncusu olmayı başarmış Galatasaray'da Mustafa Kapı. Hemen bakalım arkadaşlar piyasa bedeli 5 milyon eurodan 7.25 milyon euroya çıkmış. maaşı ise hala aynı 1.11 milyon, milyon euro kazanmaya devam ediyor. Baktığımız zaman yine profilinde gerçekten çıkış var. İlk kontrol rakamı 16'ya kadar geldiğini görüyoruz. Soğuk 17, vizyon 17 olmuş. Müthiş bir gelişim var. Gerçekten müthiş bir gelişim söz konusu. Aynı zamanda gördüğünüz üzere defansif orta saha mevkinde de oynama verimliliği artmış durumda Mustafa Kapı'nın 6. sezon sonunda. Hemen FM4 rakamlarına da şöyle bir bakalım. fm 151'e gelmiş. Müthiş bir gelişim 6. sezonda gerçekten. Mevcut yetenek 151, potansiyel yetenek 153 ve hemen hemen gelişimini tam tamamladığını söyleyebiliriz. Mustafa Kapı'nın 6. sezonda FM 2019'da müthiş bir gelişim gerçekten. Müthiş bir gelişim. Zaten baktığımız zaman profile direkt baktığımız zaman arkadaşlar bence günümüzde de böyle olacak. Teknik yönü çok Teknik yönü çok yüksek ve oyun aklı çok yüksek bir oyuncu olacak Mustafa Kapı. Evet 7. sezona gidiyoruz. Bakalım 7. sezonda neler yapmış. Belki de başka bir takıma transfer oldu bu gelişimin ardından Mustafa Kapı. İşte Mustafa Kapı'nın Futbol Manager 2019'da 7. sezon macerası. Evet 7. sezondayız. 41 maç 42 kombi olmak üzere 6 gol 13 asist. Evet asist yönü gerçekten asist rakamı çok ciddi etkileyici diyebiliriz arkadaşlar. Bir kez maç adamı 2 sarı kart maç başı 1.49 top kapma %76 pas isabeti ve %42 şut isabeti ortalamanı, ortalaması genel sezonda ve 6.85 oyuncu puan ortalaması. Evet oyuncu puan ortalamasının da 6. sezona göre bir tık yukarı geldiğini söyleyebiliriz. Fena bir oyuncu puan ortalaması değil arkadaşlar. Kötü bir oyuncu puan ortalaması değil. Yine takımı as oyuncusu olmuş ve 19 gole katkıda bulunmuş Mustafa Kapı. Başarılı bir sezon demek mümkün. Ligde 24 maç, 23-11 olmak üzere 4 gol, 11 asist, bir kez maçın adamı, %75 pas isabeti, %50 şut isabeti ve 6.88 oyuncu puan ortalaması. Kupada 4 maçta 1 asist, 6.95. Uluslararası maçlarda 13 maçta 2 gol, 1 asist ve 6.77 oyuncu puan ortalaması yakalamış Mustafa Kapı arkadaşlar. 23 yaşında artık hala milli takıma çağrılmadığını görüyoruz. Piyasa bedeli 9.25 milyon euroya gelirken Yeni sözleşmeyi imzaladığını görüyoruz ve senelik 2.56 milyon euro kazanmaya başlamış. Ee, i̇lk yani kariyer maceramızın başında 5000 euro civarında kazanıyordu. 7. sezon sonunda e, kazancını da katladığını söylemek mümkün. Mustafa Kapı'nın profiline baktığımızda 6. sezonuna hemen hemen aynı profil demek mümkün. Zaten gelişimini hem e, tamamlamıştı neredeyse. Bir bakalım yine FM Editor rakamlarına. Evet mevcut yetenek 151, potansiyel yetenek 153. 6. sezonuna aynı rakamlara sahip Mustafa Kapı. Evet istikrar sürüyor. Az takım oyuncusu olmaya devam ediyor. Oyuncu puan ortalamasında yükseliş var. Çok iyi oyuncu puan ortalamasına olmamasına rağmen rakamların takımla da alakalı bir durum bu arkadaşlar. E, gol ve asist yönünün artık kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Profilde ise baktığımızda 7. sezon sonunda gerçekten teknik ve oyun aklı manasında çok güçlü bir profil o profil haline gelmiş durumda Mustafa Kapı'nın FM 2019 profili piyasa bedeli de 9.25 milyon euro ve maaşında ciddi artış Evet 8. sezona gidiyoruz. Bakalım bu çıkış devam edecek mi Mustafa? Kapıda belki de başka bir ülkeye transfer oldu. Bilemiyoruz arkadaşlar. İşte karşınızda Mustafa Kapı'nın Futbol Manager 2019'da 8. sezon macerası. Evet 8. sezonda 52 maç 51'i ikon 11 olmak üzere en çok az takımda forma giydiği sezon olmuş durumda 8. sezon 8 gol 10 asist yine 18 gole bir katkı skorer anlamda başarılı bir sezon iki kez maç adamı bir sarı kart 1.96 top kapma oranı Ortalama sezon genelinde %76 pas isabeti ve %46 şut isabeti 6.83 oyuncu puan ortalaması yakalamış. İstikrarının devam etmiş çıktığı maç sayısında arkadaşlar skorer yönü gayet yeterli. 6.83 oyuncu puanı da geçen sezonu geçtiğimiz sezona göre aynı demek mümkün. Fena değil yani ortalamanın bir tık üstü bir sezonu geride bırakmış Mustafa Kapı. Ligde 32 maç 7 gol 7 asist 14 gole katkı bir kez maçın adamı 6.87 oyuncu puan ortalaması kupada 8. 8 maç 1 gol 1 asist 6 68 oyuncu puan ortalaması uluslararası maçlarda 12 maçta 2 asist yapmış 6 85 aynı zamanda milli takımda da 6 kez forma giymiş sonradan oyununa girip 1 gol atmış 1 asist 6.98. Evet milli takım performansı ortalama puan anlamında en başarılı olduğunu söylemek mümkün 6.98. Evet başarılı bir sezon daha istikrarını devam ettirmiş Mustafa Kapı. E, profiline baktığımızda arkadaşlar soğukkanlığın 18 olduğunu görüyorum. Çeviklik 15'e çıkmış durumda ufak bir artış var profilinde. Hemen şöyle bir bakalım. Hemen şöyle bir bakalım FM Editor rakamlarına. 153'e gelmiş. Evet 151'di ve 8. sezon sonunda gelişimini FM göre tam anlamıyla tamamlamış durumda. Mutluluk verici bir durum. Umarım günümüzde de böyle olur. Gerçekten mevcut yetenek 153, potansiyel yetenek 153 arkadaşlar. İleri de Mustafa Kapı'nın bu rakamlar bize şunu ifade ediyor. Avrupa'nın ikinci sınıf takımlarında oynama imkanı sunuyor bize. Birinci sınıf takımlarına ağır gelir. Biraz düşük gelir ama Avrupa'nın ikinci sınıf takımlarında oynayabilecek mevcut ve potansiyel teknik rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. 24 yaşında Galatasaray'da tam anlamıyla gelişimini tamamlamış durumda. Umarım günümüzde de böyle olup Avrupa'ya ihraç edeceğimiz futbolculardan biri olur teknik ve oyun aklının FM 2019 profiline göre oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. Piyasa bedeli bu arada 13.75 milyon euroya yükselmiş durumda ve yıllık maaşı 3.33 milyon euroya yükselmiş durumda. Her anlamda yükseliş söz konusu 8. sezonda. Evet 9'a gidiyoruz. 9. sezona gidiyoruz. Bakalım 9. sezonda neler yapmış Mustafa Kapı? Ona bakacağız. İşte karşınızda Mustafa Kapı'nın Futbol Menajer 2019'da 9. sezon macerası. Evet 9. sezondayız. 46 maç 44 ilk 1 olmak üzere 6 gol 13 asist yine skorer katkısı oldukça iyi arkadaşlar. Maç sayısı da gayet iyi. Geçen sezona göre biraz düşmüş ama şurada bir sakatlık da var. Bunu da görelim. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu da etkilemiş olabilir. Bir kez maçın adımı 3 sarı kart. 1.69 top kapma oranı. %76 pas isabeti ve %55 şut isabeti ortalaması. Sezon genelinde ve 6.82 oyuncu puan ortalaması. Oyuncu puan ortalaması son 3-4 sezondur 6.80 civarında dolaşıyor. fena değil. Ortalamanın bir tık üstü diyebiliriz ama dediğim gibi takımla da alakalı. Yani Galatasaray'ın performansıyla da alakalı. Fena olmadığını düşünüyorum. Burada önemli olan maç sayısındaki artış, profilindeki artış, artış ve skorer kimliği, kimliği hatta piyasa bedeli ve maaşı diyebiliriz. Bizim bu video konseptinde ulaşmaya çalıştığımız rakamlar ligde 31 maç 30 iyi olmak üzere 5 gol, 11 asist, 16 gole katkı. Gerçekten bir merkez orta saha için oldukça iyi rakamlar. 6.90 oyuncu puan ortalaması ligde en iyi oyuncu ortalama puanına 9. sezonda ulaştığını görüyoruz. Kupada 4 maçta 6.88, uluslararası maçlarda 10, 10 iyi kombin olmak üzere 11 maçta 1 gol, 2 asist ve 6.57 Milli takımda da 1 ilk 11 olmak üzere 3 maça çıkmış. 1 gol atmış ve 7-40 milli takım performansı yine 8. Sezonu, sezonla aynı şekilde en iyi performansı olmuş 9. sezonda. Bakalım profiline bir arkadaşlar. 10 maça çıkmış milli takımda 2 golü var. 15.25 milyon euro olmuş durumda piyasa bedeli yine artış gösteriyor. Ve 3.33 milyon euro kazanmaya devam ediyor Mustafa Kapı. Profiline baktığımız zaman pasta bir düşüş var. 16'ydı hemen dikkatimi çekti ve hız ve hızlanmada da bir tanesinde düşüş var. Hatta çeviklikte de düşüş var. Bir ufak bir düşüş yaşadığını görüyorum profilin 8. sezona göre. Bakalım 152'ye düşmüş arkadaşlar. 152'ye düşmüş mevcut yetenek rakamı. Bir puanlık bir düşüş söz konusu olmuş. Bu yaşadığı sakatlıkla da alakalı olabilir. Çünkü az takımda devamlı yer aldığını görüyoruz. Bir bakalım sakatlık geçmişine. Sakatlık geçmişine. 3 hafta, 2 gün, 9 gün, 3 gün, 2 ay evet. 22-3 ama bu 2025. 2003 haftalık bir sakattık. O etkiler mi? Biraz etkileyebilir arkadaşlar FMT4 rakamlarına. Evet 9. sezonda da çıkış var en azından. Gördüğünüz üzere maç sayısını korumuş. Bonser piyasa bedeli artmış durumda. fmt ufak bir düşüş olsa da gayet yeterli bir profili olduğunu söyleyebiliriz. Orta sahancısı için teknik bir orta sahancısı yani oyun kurucu bir orta saha için oyun aklı için gayet yeterli özelliklere sahip Mustafa Kapı'nın profili. Evet son sezona gidiyoruz ve finişi yapıyoruz. Umarım başarılı bir finiş olur ve tap noktada bırakırız Mustafa Kapı'nın FM 2019 macerasını. İşte karşınızda Mustafa Kapı'nın futbol menajeri 2019'da 10. sezon macerası. Evet son sezondayız 10. sezondayız 53 maç 51 ilk 11 olmak üzere 9 gol 10 asist yine çok güzel bir skorer katkı orta sancısı için 19 gole katkı bir kez maçın adamı 2.10 top kapma oranı ve evet, top kapma oranının ilk defa 10. sezonda 2'nin üstüne çıktığını görüyoruz %76 pas isabeti %45 isabeti ortalaması genel sezonda 26 foul yapmış ve 6.90 oyuncu puanı ortalaması. Evet. Son sezonda ortalama puanında en yükseğe ulaştığı sezon olarak not düşelim 6.90 ee, çok iyi değil ama ortalamanın üstünde bir performans gösterdiğini söylemek mümkün. Zaten gelişime baktığımız zaman maç sayısındaki gelişim ortada arkadaşlar. Profilindeki gelişim de ortada. En azından biz bunları görüyoruz. Bu videoda ligde 31 maç 32 11 olmak üzere 6 gol 7 asist %77 pas isabeti %45 şut isabeti 6.91 oyuncu puan ortalaması kupada 8 maç 7 sig 11 olmak üzere 1 gol atmış 6.90 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 14 maçta 2 gol, 3 asist 6.89 oyuncu puan ortalaması. Milli takımda da 1 maçta arkadaşlar ilk 11 olmak üzere 2 maçta oynamış, 1 asist yapmış, 6.60 oyuncu puan ortalaması yakalamış Mustafa kapı. E, hemen bakalım profiline. E, son sezondayız artık. 12 kez 26 yaşında 12 kez milli takım formasını giyip 2 gol atmış durumda. Piyasa bedeli 16,5 milyon euroya çıkmış durumda. Tap noktada bırakıyoruz. En çok çıktığı e, bonser piyasa bedeli bu arkadaşlar. inanılmaz bir yükseliş var. Zaten videonun başından 10. sezona gittik kadar 3.66 milyon euro kazanmaya başlamış. Orada da artış söz konusu. Profiline baktığımızda 9. sezonla aynı profil olarak görüyorum. 9. sezonla aynı profil olarak görüyorum. E şurada antrenman tarzlarında eklemeler var. Onlara bakalım isterseniz. Oyun tarzını anlamak açısından. Sık sık bitirici paslar dener. Topa yatarak hamle yapmaz. Uzun paslar dener. Oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeyi sever. Yani bir oyun aklı arkadaşlar. Bir oyun kurucu olarak değerlendirmek lazım. Mustafa Kapı'yı hani box to box değil yani iki yönlü bir orta saha değil. Böyle fiziksel mücadele girecek bir oyuncu değil. Bir oyun kurucu olarak değerlendirmek lazım Mustafa Kapı'yı. Bakalım FM Editor rakamlarına son rakamlar artık. Evet mevcut yetenek 9. sezonla aynı 152'ye 153. Mevcut yeteneği 153 gördük. Keşke öyle bitirdik ama bir puanlık düşüş çok ciddi bir düşüş değil. Harikulade bir gelişim. 65 mevcut yetenekten ilk sezondan itibaren buraya 152'ye kadar çıktık. Müthiş bir hikaye sonu oluyor. FM rakamlar rakamları açısından Mustafa Kapı için şu rakamlara da bakalım isterseniz. Mevcut itibar 7476 Ülkesindeki itibarı 7.570 Dünya çapındaki itibarı 5.965 Bunlar 10.000 rakam üzerinden 10.000 puan üzerinden arkadaşlar Uyum 13, hırs 14, sadakat 16 Baskıya dayanıklılık 14, profesyonellik 14 Gayet güzel mental özellikler sportmenlik 10, Uy 16, tartışma 7, süreklilik 9, çirkeflik 5, önemli maçlardaki formu 10, sakatlanma eğilimi 6 ve çok yönlülük 10. Evet, burada çirkeflik 5 ve tartışma 7 öyle çok çirkef bir oyuncu olmadığını, tartışmaya giren bir oyuncu olmadığını söylüyor efemeritör rakamları bize arkadaşlar. Sakatlanma eğiliminde 6 olması çok sık sakatlanmayacağını söylüyor FM'ye göre. Evet güzel bir kariyer hikayesi olduğunu, 10 senelik macera olduğunu düşünüyorum. Gerçekten müthiş bir gelişme şahit olduk. Umarım günümüzde de bu tarz bir gelişim gerçekleştirecek Mustafa Kapı ve önümüzde Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek. Belki de Galatasaray'dan Avrupa'yı ihraç edip bizi diğer lejyonerlerimiz gibi gururlandıracak arkadaşlar. Umarım aynen FM 2019'daki gibi bir kariyer hikayesi olur günümüzde de Mustafa Kapı'nın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanalıma kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.